Коли нацистська партія йшла в Європу і хотіла знищити все, знищити всіх. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatının 28. gününde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Rusya ile yapılan barış görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Остаточним рішенням єврейського питання. Zelenski, Ukraynalı temsilciler çevrim içi olarak her gün yapılan görüşmelere katılıyor. Çok zor, bazen çatışmalı geçiyor ama adım adım ileriye doğru yol alıyoruz ifadesini kullandı. Ваша протиракетна оборона, вона найкраща, вона потужна. Rus güçlerin Mariupol kentinin batısındaki insani yardım konvoyuna el koyduğunu belirten Zelenski, şu an kentte bulunan 100 bin kişinin Rus ablukası altında kaldığını söyledi. Ради чего вам погибать и зачем? Я знаю, что вы хотите. Zelenski'nin Perşembe günü Brüksel'de yapılacak NATO zirvesine de çevrim içi olarak bağlanacağı öğrenildi. Об этой войне, об этом позоре и о своем государстве. Ukrayna'da çatışmalar sürerken Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin başkanı Ramazan Kadirov, Çeçenlerin Mariupol yönünde ilerlediklerini söyledi. Bir ABD'li üst düzey savunma yetkilisi ise Rus güçlerin 3 haftadır kuşattığı Mariupol kentinin içine girdiğini ve kentte 2 güçlü bombalı saldırı gerçekleştiğini öne sürdü. Rusya Savunma Bakanlığı ise Rus güçlerin salı günü Rivne kentinde Ukrayna'ya ait bir silah deposunu vurarak buradaki tüm silah ve mühimmatı yok ettiğini belirtti. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı ise Belarus'un Ukrayna sınırına askeri yığınak yaptığını iddia etti. Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Belarus ordusunun Ukrayna sınırına doğru yol almaya başladığı ifade edildi. Stated that signs of preparation of the armed forces of the Republic of Belarus for a direct invasion of the territory. Japonya'nın Moskova'ya dönük yaptırım kararı sonrası Kuril Adaları konusunda yürütülen müzakerelerin durdurulduğunu açıklayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, düşmanca politikaları nedeniyle Japonya ile bir barış anlaşması imzalanmasının imkansız olduğunu açıkladı. Что бы мы ни делали, как бы мы себя ни вели, все равно санкции должны были быть. Batılı ülkelerin arabuluculuk yapmasına karşı olmadıklarını belirten Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise, ancak yıllardır bahsettiğimiz kesinlikle net kırmızı çizgilerimiz var, dedi. Lavrov, Ukrayna ile görüşmeler zor ilerliyor, Kiev sürekli tutum değiştiriyor, diye konuştu. Has thrown away the deal signed and guaranteed by the European Union. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da Rus güçlerinin NATO güçleriyle sahada herhangi bir biçimde temas etmesinin düzeltilmesi zor sonuçlara yol açabileceği uyarısını yaptı. Against our banks and against our official website.